내려봐. 아라카인다 her gün yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün çarşamba ve çocukların ikisi de evde bile okula da gittiler. Bugün 5 Aralık, bugün Sinterklaas, bugün özel bir gündü okulda. O yüzden ikisi de okula gitti. Melis zaten okula gidiyordu da Mert ekstra gitti bugün. Koyunlarlık. Daha eve ilk geldiğinde hoşuna gitmediğini söylemişti. Sinterklaas'tan birazcık korkmuştu. Bütün okul bahçesinde toplandılar ve Santa Claus geldi. Bütün herkes şarkı söyledi. Sonra bütün okul tekrardan içeri girdi. Çünkü bahçedeydiler. Bir de yağmur yağıyordu. Ondan sonra da anneler babalar gittiler. Melis'e hediye olarak bunu verdi. Santa Claus. Herkese aynı şeyi verdiler. Herkesin elinde bundan vardı. Değil mi? Herkes aynı. Evet, ben de gördüm. Dışarı çıkarlarken herkesin elinde bundan vardı. Şimdi klas bunu vermiş. En küçüklere de şunlardan vermişler. Bu aslında çok güzel bir oyun. Denge oyunu. Dengede tutmanız lazım böyle. Bu aslında güzelmiş böyle çocuklar için. Aa, iyi gidiyor. Onu da Mert'e vermişler. Vlogları biraz geç başlıyorum çünkü bunların ikisi bu sabah okuldayken ben de dünkü izlediğiniz vlogu montajladım. Dün akşam o kadar yorgundum ki çocukları yatırdım, banyo yaptım. Ondan sonra birazcık daha oturdum, gözlerim gidiyordu. Dedim yok, ben bunu yapamayacağım. Hazır da işte yarın Mert okulda, ben sabah yapayım montajı diye, yani bu sabah. Dün akşam erkenden yattım. Günlük vlog çekerken bu biraz şey oluyor, birazcık sıkıntı oluyor. Hani akşam vlogu hazırlamadıysanız ertesi gün biraz geç vloglara başlıyorsunuz. Biraz böyle bir sıkıntı gibi bir şey oluyor orada. Ama bence iyi gidiyor. Bugün 5. gündeyiz ve bence iyi gidiyor yine de. Seviyor beni öyle. İki sele şey var, katlanması gereken çamaşırlar var. Onu da yapacağım biraz sonra. Onlar işte böyle bıraktıkça ondan sonra 3 sele oluyor. O yüzden onu bugün yapacağım. Katlayacağım. Bir de bir deterjan siparişi vermiştim. O da geldi dün. Özellikle kış montları yıkamak için yağmurdan korunma özelliğini kaybediyorlarmış. O yüzden özel bir deterjan siparişi verdim. Onu da göstereyim biraz sonra. Bir tane benim sarı montum vardı ya geçen sene. Seni çok seviyorum. Üşüdün mü? Son zamanlardaki saçlarımın haline de bakmayın. Yıkadıktan sonra öyle kurutmaya, kendi kurutmaya bırakıyorum. Zaten belli bazı yerler güzel duruyor, bazı yerler hiç durmuyor. Onun bataryası bitti. Kanka. Kolu da ağrıdı değil mi? Lok diye bıraktı kamerayı. Ya kolay değil aşkım. Okay. Bu arada pilleri atmıyoruz çöpe. Kesinlikle özel bir kutuya koyuyorum. Ondan sonra da özel bir yere atılıyor. Oraya atıyoruz. Oyun bahçesi yaptık. 3 tane kaydırak. Tuvaletimiz bile var. Burada bekleme yeri. Bunu mu yapacaksın? Okay. Ben mutfağa girdim, köfte yapacağım. 2 tane soğan rendeleyeceğim. Önce
En küçüğüyle suyunu istiyorum çünkü. Yarın daha erken kalkar kalkmaz vloga başlayacağım. Yarın Perşembe, ikisi de okula gidiyor. Ve ben de yine çarşıya gideceğim ama bu sefer kendim için değil, çocuklar için de değil, sizler için. Birinci çekiliş cuma günü bitiyor. Daha katılmak isterseniz cuma akşamına kadar katılabilirsiniz. İkinci çekiliş geliyor. İkinci çekilişte daha böyle gençlere hitap etmek istiyorum. O yüzden böyle Hollanda usulü abur cubur paketi diye bir şey düşündüm. Yani Hollanda'da meşhur olan şeyler, kırtasiye eşyaları falan da olabilir içinde. Böyle güzel bir şey hazırlamak istiyorum en azından. O yüzden yarın sabah çarşıya gideceğim. Hedefim ya cumaya yetişebilirsem ya da cumartesiye yeni çekiliş başlatmak. Aralık ayı sadece her gün videoyla değil, bir de çekilişlerle geçecek. O çekiliş bittiğinde bir çekiliş daha yapmak istiyorum. Onu da bir taşıyıcı düşünüyorum. Muammer bu arada çok güzel oldu. Sabah kahvaltı o kadar güzel gidiyor ki. Yorumlarda şey okumuştum işte, nasıl yeniliyor diye. Ben onu kızartılmış ekmeğin üstüne sürüyorum. Bazen tostun arasına koyuyorum işte kaşar peyniriyle birlikte. Ama şey de çok güzel oluyor. Hani biraz tereyağı, birazcık da ondan tereyağıyla birlikte karışıp üstüne yumurta kırdığınızda da çok güzel oluyor. O şekilde yiyorum yani. What is this? Bu kıyma. This is ekmek. Bu kraydı. Bak ama ne tuhaf, hani yemek cookies bakı yaptık ya. Yeah. Bir de bir tane soru cevap videosu yapmak istiyorum. Şimdiye kadar her zaman gerçekten bütün soru cevap videoların sorularını her zaman Instagram'da duyurdum. Hani oradan sorabilirsiniz diye duyuru yaptım. Bu sefer de YouTube'dan yapayım diye düşünüyorum. Onun için ayrı bir duyuru videosu yapmak istemiyorum. O yüzden buradan söyleyeyim. Yakında soru cevap videosu çekmek istiyorum. Bana tabii ki çok aşırı özel olmayan sorularınız varsa sorabilirsiniz bu vlogun altına. Ben de bu vlogun altındaki yorumlardan seçerim o videoyu çekmek için. Ve bunun altına yazabilirsiniz. Bu sefer de böyle yapalım. İçine neler koyduğumu saymadım herhalde. Kıyma var. İki tane küçük soğan rendeledim içine. Daha çok işte suyunu almak için. Ondan sonra iki diş sarımsak var. Tuz var. Kimyon var. Karabiber var. Bir tane yumurta var. Azıcık yağ. İki tane ekmek ıslattım. Ofaladım içine. İki tane de bışkaüt. Galeta unu yapmaya çalıştım. Bitti. Geçen de muhammar yaparken bitirdim. Daha markete gidemedim. O yüzden bışkaüt koydum içine. Ana kız. Yerim ben seni. Als jij je verdrietig voelt, hè, Melis, op school, of er is iets gebeurd, dan kan je altijd naar mij komen en aan mij vertellen, hè. Ja, aan je hersie, aan het gerust. En ik ben altijd hier, hè, voor jou. Als je gewoon wilt praten, of als je iets wilt vertellen, ik luister altijd bij jou, mama. Ik kan alles zeggen wat je wilt.
leuke dingen of geen leuke dingen of spannende dingen, wat je maar wil. Als je verdrietig bent, dan mag je dat tegen mama zeggen, toch? Of tegen mij. Ah, oh, dat is zo lief. Oh, in de bal. Bu akşamki akşam yemeğimizde makarna ve köfte, yanına da yoğurt koyacağım. Bu montumu hatırlayan vardır, böyle bu sarı montum. Geçen sene sanırım çok giymiştim. Bir de bu pembe montum var. İkisi de çok kirli. Ama bunların içi şeyli olduğu için, böyle yünlü mü diyeyim artık ne diyeyim, pofuduk pofuduk olduğu için yağmur koruma özelliğini kaybedebiliyorlarmış. O yüzden özel deterjan istiyormuş. Onun için de ben bunu sipariş verdim. Nefes alma özelliğini, izole etme özelliğini, bir de işte su koruma özelliğini koruyormuş. Geriye deterjan bırakmıyormuş. Ve bütün kumaşlar içinde güvenliymiş. İsmi de ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Universal Wash Middle for Natural Synthesis and Adam in the Vessels. Şöyle göstereyim. Sport Wash yazıyor. Bir yıkamaya bir bu kapağından. Kurutma makinesinde düşük derecede ya da asacaksınız. Ben asarım. Buraya asarım ben. De anlamadım, bunu makinenin içine mi döküyorum yoksa deterjan bölümüne mi döküyorum? Deterjan bölümüne dökeceğim herhalde. Montların ikisini de tersine geçirdim bu arada. İkisi de tersinden yıkacağım. Şöyle. Bunu da tersinden. Ve önünü de kapattım ikisini de. Önü de kapalı yani böyle. Bunu da kapalı. Bu şekilde yıkacağım. Ve 1,5 saate indirdi. Normalde böyle dolu olduğunda, çünkü 2,5 saat falan dönüyor akıp derecede. 1,5 saat. O yüzden bittiğinde çıkartıp sizlere de gösteririm nasıl yıkadığını. Zaten hemen belli olur. Şu kolları falan, omuzları bayağı kirliydi. İyi yıkadığı hemen oradan belli olur.